Pekala, t parametresine bağlı x fonksiyonunun kosinüs t'ye ve yt'nin de sinüs t'ye eşit olduğunu varsayalım. Bulmak istediğimiz ise t eşittir 0 ile t eşittir pi bölü 2 arasında kalan eğrinin yay uzunluğu. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bundan önceki videolarda öğrendiklerimizi kullanarak bunu benden önce kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Şimdi isterseniz önce formülü gözden geçirelim ve sonra da bunu görselleştirerek formülün neden işe yaradığını anlamaya çalışalım. Formüle göre bu parametrik eğrinin yay uzunluğu. Evet integral parametrenin başlangıç noktası olan a'dan bitiş noktası olan b'ye kare kök içinde x'in t'ye göre türevinin karesi artı y'nin t'ye göre türevinin karesi ve dt. Evet böyle hesaplanır. Bunu integral a'dan b'ye karekök içinde dx bölü dt'nin karesi artı dy bölü dt'nin karesi çarpı dt olarak da yazabiliriz tabi. Hangisini tercih ederseniz edin ikisi de aynı şey. Peki bu formülü örneğimize uygularsak dx bölü dt. Evet bu neye eşit olur? Kosinüs t'nin t'ye göre türevi eksi sinüs t'dir, öyle değil mi? dy bölü dt ise yani y'nin t'ye göre türevi, sinüs t'nin türevi de kosinüs t'dir. Bu durumda yay uzunluğu da evet eşittir. integral sıfırdan pi bölü 2'ye gidecek. Karekök içinde x'in t'ye göre türevinin karesi yani eksi sinüs t'nin karesi sinüs t kareye eşittir. Not edelim sinüs kare t ve artı dy bölü dt'nin karesi de kosinüs kare t'ye eşittir. dt'yi de unutmayalım. Ee, bu noktada kendimizi son derece şanslı kabul edebiliriz çünkü herhangi bir değişkenin kosinüsünün karesi ile sinüsünün karesinin toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu bildiğimiz en temel trigonometrik özdeşliklerden biridir ve sinüsle kosinüsün birim çember tanımlarından gelir. Evet, birin karekökü 1'e eşittir, Böylece bunu sıfırdan pi bölü 2'ye dt olarak yazabiliriz. Ve bu da burada 1 olduğunu düşüneceğiz. Bunun ters türevi t'ye eşit olur öyle değil mi? O halde bunun yani t'nin 0 ve pi bölü 2'de aldığı değerleri bulmamız lazım. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar da pi bölü 2 ve 0 olacak. Yani buradan pi bölü 2 eksi 0 yani pi bölü 2 elde edeceğiz. Şimdi de isterseniz biraz bunun mantıklı olup olmadığı hakkında konuşalım. Eğriyi çizecek olur isek bu y ekseni ve bu da x ekseni olsun. T 0 iken x 0 kosinüs 0'a yani 1'e eşit y de yani sinüs 0, sıfır, 0'a eşit. İşte tam olarak bu noktadayız. Peki t pi bölü 2'ye kadar artıyor öyle değil mi? Böylelikle birim çemberin birinci çeyreğini çizmiş oluyoruz. Ve t pi bölü 2'ye eşit olduğunda da buraya geliyoruz. Bu durumda t'nin radyan türünden bir açı olduğunu düşünebiliriz ve gördüğünüz gibi bahsi geçen yay uzunluğu da birim çemberin çeyreğinin uzunluğunda. Çemberin çevresinin neye eşit olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Evet, 2πr, birim çemberin yarıçapı 1 olduğuna göre çevresi 2π'dir ve bunun bir çeyreği de 2π'nin dörtte biri yani π bölü 2'ye eşittir. Kullandığımız bu havalı formülün temel geometride öğrendiklerimizle uyumlu olduğunu görmek umarım size de iyi gelmiştir.